TV5 izleyicileri hayırlı günler efendim. Eğitim Dünyamız programına hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Aydın. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün Sanayinin Üniversitesi, yani üretim eğitim ilişkisini konuşacağız ve Türkiye'de ilk ve tek Sanayi Teknik Üniversitesi'nin yönetim kurulu mütevelli heyet başkanı ve sanayi işbirliğinin de duayenlerinden Orhan Bey'e, önce kendisini, sanayi dünyası kendisini tanıyor, ancak izleyicilerimize de tanıtması için rica edeceğiz. Orhan Bey kimdir? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle TV5 izleyicilerine buradan sevgi ve saygılarımı, hürmetlerimi ileterek sözlerime başlayayım. Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim, benim ismim Orhan Aydın. Ben 1952 doğumluyum. 1975 yılında makine mühendisi olarak Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'ydi o zaman. Şimdi Yükseliş. Daha sonra da Gazi Üniversitesi olan okuldan 75 yılında mezun oldum. Evet. Mezun olduktan sonra yine o dönemdeki hocalarımızın çalıştığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda görev yaptım mühendis olarak. O tarihte yürütülen ağır sanayi hamlesinin ve projelerinin yürütülmesinin heyecanını ben yaşadım. Sanayi Bakanlığı'nda yaşadım 1975'ten 79'a kadar. Daha sonra askere gittim geldim. Tabii benim babam aynı zamanda sanayiciydi. Ben bütün çıraklık, kalfalık, ustalık, mühendislik eğitimlerimi aynı zamanda atölyede gördüm. Evet. Daha sonra da biz serbest olarak OSTİM'de ticari ve sanayi faaliyetler yaptık. Halen de benim faaliyetlerimin kısmı devam ediyor, tamamen terk etmedim. Otomotiv alanında faaliyetlerim vardı. Bu arada da tabii biz yani ülkenin kalkınması, gelişmesine sürekli büyüklerimizden aldığımız ışık sebebiyle hep yani o şeyimizi üstümüzden hiç şey yapamadık. Dolayısıyla ülkenin kalkınması, bölgenin kalkınması, şehrin kalkınması, aynı zamanda ben belediye başkan adayı da oldum. Refah Partisi'nin döneminde ben yeni mahalle belediye başkan adayı oldum. Dolayısıyla sürekli kafamız yani bir şehrin, bir bölgenin, bir ülkenin kalkınması nasıl olmalı, nasıl yapılmalı? Buna odaklandınız sürekli yani. Şey, bunu atamıyoruz yani, yetişme tarzımız gereği atamadık. Dolayısıyla 92 yılından itibaren de OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde o bölgenin yönetimi kısmet oldu. Yani orada da biz davet üzerine geldik. Dolayısıyla orada ya bu OSTİM kıymetli bir yer. O zaman onu ikinci soruyla devam edelim uygun gelsin Sayın Başkan. OSTİM nedir? Şimdi izleyeceğimize merak ediyor. Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi diye isimle. Evet. Nedir OSTİM? 1967 yılında OSTİM'in kuruluşu da çok ilginç, çok enteresan. Yani bu bizim şeylerimiz hep üst üste oturunca tabii yaptığımız iş daha anlamlı hale geliyor. OSTİM 1967 yılında bir ahi büyüğü tarafından tasarlanmış. Evet. Rahmetli Cevat Dündar diye bir zat. Allah rahmet eylesin. Amin. Ondan sonraki yönetimlerimizin de emekleri çok OSTİM'de. Ama Cevat Bey'in OSTİM'i kurgulama felsefesi tamamen bu ahi kültürü üzerine. Yani işbirliği, güç birliği, yani paylaşım ekonomisi üzerine bir kooperatif kuruyor. Ankara'da 1967 yılında Ankara'da böyle ele gelen bir sanayi yok. Doğru. Kenarda bucakta atölyeler var. Esnaf sanatkarlar var. Bunlara bir sanayi bölgesi oluşturalım. Burada Ankara'nın sanayileşmesine daha iyi ortamlarda bu üretimimizi yapalım diye bir başlangıç yapıyor. Tabii Ankara'da da bunu yaparken o zamanki yönetimler, idareler, belediyeler buna sıcak bakmıyorlar. Yani çünkü sanayinin farkında hiç değiller. Ve büyük engellere maruz kalıyor Cevat amca. Ve sonuçta
Ankara'nın 15 kilometre uzağında dağın başında bir sanayi bölgesi oluşuyor. Daha sonra bölgemize Batıkent geldi, yerleşim bölgesi olarak. Yine yakınımıza Aselsan geldi. Ve aynı zamanda tabii Aselsan'ın gelmesiyle beraber tedarik, yani onun etrafında bir tedarik zinciri oluşması için Austin güzel bir ortam hazırlamış peki, oldu. Evet. Ve yine Ankara'da savunma sanayi ile ilgili olarak biliyorsunuz TAY Ankara'da konumlanmış. FNSS var, bu zırhlı araçları yapan bir özel sektör firmamızın şeyi. O Ankara'da. Makine Kimya, Roketsan, Haversan. Bunlar tabii Ankara'da konumlanınca bunlara yan sanayi olarak, tedarik merkezi olarak da Austin ilk anda bir çözüm yeri olarak üst üste gelmiş. Ve biz tabii buradaki firmalarımızı bu geleceğe hazırlama anlamında hem altyapımızı hem üst yapımızı geliştirerek bu sektördeki çalışan firmalara da ortamlarımızı sunmuş olduk. Ve bugünkü gördüğümüz Austin, daha sonra biz küçük sanayi sitesi olarak kurulan yapımızı organize sanayi bölgesine dönüştürdük. Ve daha sonra da tabii bu bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak, tamamen doğal olarak, yani burada bizim neye ihtiyacımız var, neyi nasıl yapalımdan bir ihtiyaç analizinden de bu biraz sonra konuşacağımız başlıklarımız çıktı. Evet. Evet. İşte buradaki çalışan insanların eğitim ihtiyaçları için. Peki oraya geçmeden Sayın Başkan, büyüklüğü nedir? Şu an ne yapıyor Austin? Hangi alanlarda? Şu anda bizim büyüklüğümüz 500 hektar, 5 milyon metrekarelik bir alanı ihtiva ediyor. 6200 işletme var. 6200? Evet, 6200 işletme var. Aşağı yukarı 60 bin civarında çalışan insan var. Her kişiyi nüfusu 4'te çarparsanız 200 bin civarında bir şehir diyebiliriz, bir sanayi şehri diyebiliriz. Aynı zamanda Austin'de iş yerleriyle beraber ticaret merkezleri var, konutlar bunlar var. Bunun içerisine dahil mi 6200'ün ticaret merkezleri yoksa? Ticaret merkezleri dahil ama konutlar ve şeyler yok, dahil demiyorum. Değil. Üretim açısından. Üretim, 6200 işletme, evet, ciddi bir rakam. Evet. Evet. Peki alanlar ne üretiliyor, ne yapılıyor, onları da izleyeceğim zaten. Şimdi Austin'de biz neyin üretildiğini çok tarif edemiyoruz. Neyin üretilmediğini daha çok tarif edebiliyoruz. Yani burada ne üretilmiyor diye sorarsanız belki ona cevap verebiliriz. O kadar fazla şey. Evet, yani, birkaç kalem şunun için dedim, izleyeceğimizin de haberi. İzleyeceğimizin aklında kalması için, yani aklımıza gelen her şey diyoruz biz ama şöyle ağırlıklı konuları söyleyeyim isterseniz. Mesela iş ve inşaat makinası. Yani siz şu sokakta gördüğünüz Türkiye'de ve yakın coğrafyada paletli, paletsiz, lastikli bir inşaatta çalışan makine ve ekipmanı görüyorsanız bunun arkasında Austin var. Yani güzel. Türkiye'deki inşaatların şey tamamlayıcı şeyi, Austin'e uğramadan, Austin olmadan onlar şey yapamaz. Evet. Hayatını devam ettiremez. Ve bu inşaatla uğraşan Türkiye'nin en büyük firmalarımızın da tedarik merkezleri var Austin'de. Bu bilinçli olarak, yani problemlerini, kırığını, döküğünü, yedek parçasını, üretimini yaptırabileceği bir alan olduğu için orası orada konumlanmış vaziyette. Şimdi isimlerini söylemem doğru tabii olmaz. O firmalarımızın hepsinin Austin'de tedarik merkezleri var. İş ve inşaat makineleri. Bu bizim ana başlıklarımızdan bir tanesi. Bunun dışında medikal dediğimiz bu insanların sağlık üzerinde hastanelerde, mesela bazen abartıyorlar. Mesela biz diyoruz ki insan yedek parçası da yapılıyor Austin'de. Biraz böyle garip geliyor insanlar ama bu gerçek. Bu gerçek. Evet, yani doğru. İşte diz kapakları, şeyler, implantlar, işte Allah kimseye vermesin ortopedik malzemeler vesaire. Yani insanların hayatını kolaylaştırıcı. Hastane, yani bir hastanede bulunan bütün araç, gereç, donanım yapan firmalar, medikal sanayi Ankara'da konumlu, evet. Ve bunun yine ağırlık noktası bizim bölgemizde bulunuyor. Bunun dışında kauçuk mesela çok basit gibi geliyor size. Kauçuğun girmediği yer yok. Evet. Kauçukta da Bursa tabii Türkiye'de bir numara kauçukta ama ikinci olarak da Austin, Ankara kauçuk konusunda bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya hitap eden bir altyapısı var. Bu enerji sistemleri diyoruz biz. Yenilenebilir enerji dediğimiz, işte bu santrallar, güneş, rüzgar, efendim bunların yedek parçaları, hidrolik santrallar,
ve ekipmanlar, enerjiye yönelik olarak ekipmanların yapıldığı yine bölge olarak Ostim'i söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii savunma sanayi, esas en önemli başlıklardan bir tanesi savunma sanayi. Ankara'da bulunan bu ana sanayilerin Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI, bunların arka tarafında Ostimli firmalar var. Yani onların yan sanayisi, tedarik merkezi ağırlıklı olarak Ostim. Tabii bu savunma sanayine ürün üretmek kolay bir iş değil. Yani daha standardı yüksek, daha kalite şeylerinizin yüksek olması gerekiyor. Bunu kazanmış ama Ostimli firmalar bunu kazanmış. Bir takım kalite belgeleriniz olması gerekiyor. Bu sektöre hitap edebilmeniz için, yeterlik kazanabilmeniz için. Dolayısıyla bunlar Ostim'de sağlanmış, kazanılmış. Firmalar bu eksiklerini tamamlamışlar ve TAI'ye hitap bindiğiniz uçakların üstündeki parçalar Ostim'de. Şu anda savunma sanayimizde tankların üzerinde, topların üzerinde, efendim zırhlı araçlar, insanlı insansız araçların hemen hemen hepsinde Ostim'in parçaları var. Otomotiv dediniz, o da onun içerisinde değil otomotiv mi? Yan sanayisi var, traktör, iş makinası, işte otomobil, yine onların yedek parçaları Ostim'de var. Evet. Bunun dışında raylı sistemler diyoruz. Biz bu hafif metro araçlarından tutun zırhlı şeye kadar, hızlı trene kadar parçalar yapan firmaların Ostim'de. Yani saymak aynı zamanda bitecek böyle. Bir de son zamanda yine ilaveten bu grubumuza dahil olan haberleşme teknolojileri dediğimiz Türkiye'nin ve dünyanın en önemli konularından birisi olan haberleşme ile ilgili alanlar. Ve bu alanda da iş ve inşaat makinelerinde ve bu söylediğimiz başlıklar sadece Ostim, sadece Ankara ile sınırlı değil. Bunlar aynı zamanda yurt dışında dünyanın yani ihracat potansiyeli nasıl? Bunların hepsi ihracat yapabilen başlıklar. Yani bunlar aynı zamanda sadece dünyanın her yerine, bütün dünyaya ürün satan, ürün yollayan, uluslararası kalitede, standartta ürün üreten rekabetçi firmalar. Peki. Kobiler. 60 bin insana iş sağlıyor dediniz. Evet. Burada daha önceki programlarda da ifade edildi ama onun oradan devam edelim uygun görürseniz. Orada ustalar var dediniz ama çıraklar da var. Peki tabii. Çırakları oraya bulmakta zorluk çekiyor musunuz? Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Onları da deyip sonradan eğitime bir geçiş yapalım. Konuşalım. Ya şimdi hemen hemen iş yerlerimize bakarsanız işte vasıflı vasfısız eleman aranıyor ilanı görürsünüz. Bu Türkiye'nin önemli bir sorunu tabii. Yani bir tarafta işsiz insanlar, bir tarafta eleman arayan insanlar. Bu şeyi gideremiyor Türkiye. Yani bu enteresan bir şey. Ama bu ve bunun birçok ayağı var. Yani bu sorun, yani bu sorun ama bunun bir tane ayağı yok. Evet. Birçok ayağı var. Yani biraz bunlardan bir tanesi yani insanımızı yetiştirirken eğitim kurumlarımızda yani iş yapma yani elinin kirlenmesi diyeyim yani nasıl tarif edeyim sanayi üretim çok şey gelmiyor insanlara. Cazip yani iş gelmiyor. Olarak gelmiyor. İş olarak bunu birinci derecede insanlar bunu iş olarak kabul etmiyorlar. Yani en son yapılması gereken bir şeymiş ki halbuki böyle değil. İlk yapılması gereken bu. Evet, üretim. Ya bu zihnimizi değiştirmediğimiz sürece önemli yani. Yani ülke olarak yani geleceğimizi de şey yapamıyoruz. Yani iş şu demek. Yani kabaca insanlara bize gelen iş arayanlara evet, bir sorduğumuz böyle. Zaman şöyle diyor mesela adam diyor ki ya ben diyor kurumsal bir yer arıyorum diyor. Kurumsal bir yerde iş arıyorum. Ne demek diyorum kurumsal bir yer ne demek? Yanımda bir misafirim var. Dedi ki abi çalışıp çalışmadığı belli olmayan bir iş arıyor adam diyor. Yani bir masası olacak, bir sandalyesi olacak, şurada bilgisayarı olacak ve burada yani çalışma dediğimiz zaman, iş dediğimiz zaman bunu görüyorlar. Masa başı iş yani. Masa başı. Beyaz masa ve başı. Mavi evet. Yakalı evet. Diye tabir edilen işler evet, diyorsunuz. Evet. Yoksa böyle kirpasa gelmiyor. Ama gelişmiş ülkelere baktığınız zaman iş bu değil. Hı-hı. İş üretim. Üretim. Takım, evet. Tezgah, efendim ürün, tasarım. Bunlar. Evet. Elbette bunun masa başlısı da var, beyaz yakası tabii. Da var. Ama... Ama asıl üretim olması onlar olmaz. %5. 100 tane mavi yakalı olursa 5 tane de
yönetici, 10 tane de yönetici olabilir. Ama hepimiz yönetici olduğumuz zaman kim üretecek? Yani üretim dediğimiz şeyi kim yapacak? Nasıl yapılacak? Peki eğitim demişken Sayın Başkan, neden üniversite? Şimdi efendim biraz OSTİM'den bahsettik. OSTİM böyle bir ekosistem. Evet. Tabii OSTİM'de bu firmalarımızla beraber bizim bölgemizde bu firmaların tabii insan kaynaklarını yetiştirmek için çıraklık eğitim deniyordu eskiden adına. Şimdi meslek eğitim merkezleri deniyor. Dolayısıyla bizim meslek eğitim merkezimiz var. Türkiye'de ilk açılan merkez burası. Yani örnek olarak yapılmış ilk uygulamalardan bir tanesi. Bu okul aynı zamanda biliyorsunuz Almanya'daki gelişmiş, Almanya'nın gelişmesine model olmuş bu dual eğitim dedikleri. Evet. Yani bir kısmı atölyede, bir kısmı iş yerinde yapılan eğitim. Bu çok kıymetli bir şey aslında. İş başında eğitim. İş başı eğitim. Bu Almanlarda da uygulanan bir sistemdi. Bu Türkiye'ye ilk geldiğinde OSTİM'de bizim bu meslek lise şeyinde okulunda bu uygulanmış. Ve ilk yeri biz vermişiz Milli Eğitim Bakanlığı'na. Ve bizim bölgemizde böyle bir okul var. Bunun dışında bir de Endüstri Meslek Lisemiz var. Yine bir sürü bölümü olan Endüstri Meslek Lisemiz var. Onun dışında bizim Gazi Üniversitesi ile beraber yürüttüğümüz bir meslek yüksek okulumuz var. Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yürüttüğümüz bir teknoparkımız var. Yine 7 tane Türkiye'de Ankara'daki üniversitelerimizle beraber yaptığımız bir ikinci OSTİM Teknopark diye bir yerimiz daha var. Yani biz ne oldu? İlk öğretim okulumuz var. Kreşimiz var. Yani nedir? Uçtan uca eğitimin zaten içindeyiz. Yani. Evet. Aynı zamanda biz sertifika eğitimleri yapan bir eğitim başlığımız daha var. Biz hem dış ticaret eğitimleri hem meslek eğitimini geliştirici işte CNC operatörü vesaire gibi şeyde ihtiyaç duyulan yani bölgede alanda ihtiyaç olan eğitimleri de zaten yapıyoruz. Yapıyoruz. Güzel. Evet. Yani eğitime de sürekli kafa yoruyoruz. Nasıl olması lazım? Eksik nerede? Okullara, üniversitelere, işte meslek okullarına da bu konularda hemen hemen her alanda bu eksikleri tanımlıyoruz, tarif ediyoruz. Üniversite sanayi işbirliğini hep konuşuyoruz. Evet. Ne yapılmıyor, ne yapılmıyor, nasıl yapılması lazım? İşte teknoloji transfer ofisleriyle ilgimiz var. Efendim danışmanlık merkezi ilgimiz var. Üniversite sanayi işbirliği platformunun kuruluşunda bizim şeyimiz var. Ankara'daki üniversitelerin birçoğuyla 22 üniversiteyle bir şekilde projelerimiz, işbirliklerimiz var ama bütün buranın sonucundan tabii hiçbir kimseyi şey yapmak istemem. Hani kesinlikle tabii. Çok kıymetli üniversitelerimiz, çok kıymetli hocalarımız hepsi var ama ülkemizin, bölgemizin ve firmalarımızın sorunlarının en önemli çözüm noktaları şurada düğümleniyor. Dikkat ederseniz bizim ihracatımızı tanımladığınız zaman katma değeri düşük ürün ihracı diyoruz. Evet. Yani daha katma değeri yüksek ürün üretmemiz lazım ki daha çok para kazanalım, değer üretelim ve 10 bin doların üstüne ülkeyi çıkartmanın tarifinde bütün tanımlamalarda bu çıkıyor. Ne yapacağız? Bir, buluş yapacağız. İnovatif ürünler üreteceğiz. İki, katma değeri yüksek ürün bulacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi benim bölgemin kuruluşundan itibaren adam köyde tarlasını sürerken bırakmış, sanayici olmuş. Evet. Üniversitelerde okumuş gelmiş sanayiciler de var. Bunlar da var. Ama bu Türkiye'nin yapısı gereği bu geleneksel üretim yapan insanları nasıl biz katma değeri yüksek ürün üretebilir hale getireceğiz sorusunun cevabı sizin yanınızda üniversitenin olması lazım kardeşim. Yani tecrübeden duydu. Tabii ki. Bu her zaman konuşulan, yazılan bütün pratik edilmeyen. Bütün doküman, siz ilk örneksiniz değil mi? Bütün dokümanlarda yazılan ama içi doldurulamayan bir başlıktır bu. Halen de böyledir yani böyledir. Bir, buna YÖK kafa yoruyor, Milli Eğitim Bakanlığı kafa şöyle yoruyor, üniversiteler kafa devam yoruyor. Edersiniz de şöyle mi anlıyorum, doğru değilse düzeltelim noktasal olarak. Yani
sanayinin içerisinde üretime ve katma değeri yüksek ürünleri üretip ihracat yapabilmek için kalifiye elemana ihtiyacımız vardı. Aynen. Onu işin içerisinden bilenlerle o yani damdan düşeni getirdiniz diyorsunuz yani özlü olarak. Şimdi bu sorunların cevabı için biz üniversitelerin peşinde koşuyoruz. 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl hani bunu sağlayalım diye koşuyoruz. Evet. Bu kısmen gerçekleşiyor ama maalesef istediğiniz yani, yerinde değil anladım. Sadece benim istediğim değil, Türkiye'nin istediği boyutta olmuyor. İşte hocalarımız haklı olarak diyorlar ki bir sorunuz varsa bize getirin biz buna çözüm üretiriz diyorlar. Ben de, peki firma sorununu bilmiyorsa ne olacak? Yani, yani hastalığımı bilmiyorsam, evet, şeyimi bilmiyorsam. Beşiz, evet. Yani birinin gelip hocamızın da gelip bizi bir muayene edip bir ya arkadaş senin şu eksiğin var. Şunu yaparsak senin için sen bir tık daha yukarıya gidebilirsin, daha iyi ürün üretebilirsin. Bize kim söyleyecek? Çok önemli bir soru. Hocalarımız haklı olarak diyorlar ki biz okuduk, işte belli şey sahibi olduk. Bizim burada bir kendi şey alanımız var. Hani biz gidip sanayide, manayide, milletin içinde hani böyle şey mi yapalım? Hani problem mi arayalım? Orada? Problem mi arayalım? Evet doğru. Haklı olarak öyle düşünebiliyorlar. Biz de diyoruz ki ya biz tamam biz üniversiteye nasıl gidip kimi muhatabımızı nasıl bulacağız? Bununla ilgili olarak güzel arayüzler oluştu Türkiye'de. Teknoloji transfer ofisleri oluştu. Evet. Teknoparklar oluştu. Ama bu sorumuzun şeyini bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz. Şimdi ikinci sorun bu okullarımızdan mezun olan ve sanayide çalışma durumu, sahada çalışmak durumunda olan gençlerimizde bir şey güven eksikliği oluşuyor ister istemez. Çünkü tahtada yazarak çizerek bazı şeyleri şey yapamıyorsunuz. Hele meslek eğitimi yani tahtada olacak bir şey değil. Dokunacaksınız, elleyeceksiniz, devireceksiniz, çevireceksiniz, devireceksiniz, bozacaksınız, yapacaksınız. Yani eliniz işe değecek. Yani şöyle tanımlayabiliriz belki ben bütün yıl boyu size bisiklete binmeyi şeyde tahtada anlatsam ve hadi buyur bisiklete bin desem bisikleti size versem sizin durumunuz ne olur? Öğrenemezsiniz. Bineceksiniz. Yani bisiklete doğru. Bineceksiniz, düşeceksiniz, doğru. Kalkacaksınız ve şey yapacaksınız. Evet. Meslek eğitimi böyle bir şey. Yani işe dokunmadan öğrenme imkanı yok. Peki dokunabiliyor muyuz? Dokunamıyor. Dokunamayınca ne oluyor? Çocuk hızlıca o şeyden, atölyeden işte o yukarıdaki masaya doğru kaçmaya başlıyor. Diyor ki ben çünkü atölyeye indiği zaman orada çalışan insanlar tabii bir mühendis olmuş bir adam, yani mühendis diploması olan bir adam. Onu da yapamıyorsa, ona tarif edemiyorsa sıkıntı başlıyor. Bu nedenle bunun eğitimin içinde halledilmesi gerekiyor. Yani eğitimi yapıyorken siz insanların elini işe değdireceksiniz, uygulamanın içine sokacaksınız, onu yoğuracaksınız ve bu adam mezun olduğu gün işi yapabiliyor. Yapabilir olacak. Yani bunu yapabilirseniz ki bu yani yapılmaz bir şey değil. Bunun örnekleri gelişmiş ülkelerin modelleri de aşağı yukarı böyle. Evet. Yani kağıt üzerinde özellikle mühendislik eğitimi, uygulamalı eğitimlerin yapılması mümkün yok. Değil, evet. Biz dolayısıyla burada bu boşluğu doldurabilecek yani bu tanımladığımız mühendisi, tanımladığımız teknik elemanı nasıl yapabilirizden işte dünyadaki örneklere baktık, şeylere baktık. Bu işte uğraşan hocalarımızla, şeylerimizle istişare ettik. Kendi sahadaki firmalarla buna bir tasarım yaptık. Ve YÖK de bunu sağ olsun yani bizim sorunumuzu, çaremizi anlattıktan sonra dediler bu tamam. Evet, bu güzel bir şey. Bunu yapın. Biz de sizi destekliyoruz. Bunu aynı zamanda siz başarılı bir şekilde yaparsanız da başka yapılara da biz bunu örnek olarak çok güzel şey yapacağız. Dolayısıyla biz bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye için bir örnek çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. Bunun için de biz üniversiteyi getirdik. Şeyde değil böyle sırça köşklerde değil. Tam sanayinin merkezine koyduk. İçine koyduk. Evet. Yani bizim kampüsümüz bir bina bir şey değil yani bir doğru. Bütün sanayi bizim tüm o sistem yani sadece o sistem değil tüm Ankara doğru, tüm evet. O sistem çevresi vesaire yani bu o sistem teknik üniversitesi fikri hem ihtiyaçtan doğru uygulama ve teorinin birleştirilmesi zaruretini hissettiniz
ve ortaya gerçekleştirdiniz bunu. Şimdi bir piramit düşünürseniz olayı, yani üniversiteden itibaren bir piramit düşünürseniz şöyle düşünün. Biz piramidin altındaki bütün şeyleri, katları tamamladık. Sanayi, firmalar, efendim atölyeler, efendim kümeler, kümelerden sonra işte teknoparklar, eğitim merkezleri vesaire vesaire, meslek yüksekokuluna kadar getirip bunların hepsini kurduk. Ne kaldı eksik? Üniversite. Onu da üstüne piramidin koyduk. Tamam. Böyle bir ekosistemi zihnimizde tamamlamış olduk. Peki bir şey sorayım burada. Bu hayal ettiğiniz yönde ilerliyor mu? Şu anda beklentilerimizin ötesinde diyebilirim. Çok güzel bir şey. Harika. Yani inşallah daha da güzel şeylerini yapacağız. İnşallah. Çok da heyecanlı ve bu işe yüreğini koymuş bir rektörümüz var. Dolayısıyla şu anda biz de yapılanlardan keyif alıyoruz. Gayet üniversiteye güzel. Geçelim. Burada da zaman hızlı ilerliyor. Ben merak ettiğim bazı şeyler var. Bu üniversite sanayi işbirliğinde OSTİM Teknik Üniversitesi modelinde ne var? O modeli de biraz özetler misiniz böyle? Şimdi burada demin söylediğim gibi bu ana başlıklarımızdan bir tanesi bu uygulama iyi daha çok yapabilen ve demin söylediğimiz çıraklardaki model vardı. Evet. Biraz bir kısmı atölyede, bir kısmı teorik olarak. Şimdi bizim buradaki en önemli farkımız, biz insanları uygulamaya daha çok sokacağız. Yani ilk üniversiteye geldiği günden itibaren bu adam sanayiyle temas hale çok geçiyor. Evet. Birinci en önemli fark bu. Evet. Bu Ankara'da bir üniversitemizde daha var. Buna benzer ama bizimki tam o da değil. Ondan biraz daha farklı. Evet. Dolayısıyla işin içerisinde, hayatın içerisinde ya doğal hayatın içinde biz bunları yetiştiriyoruz. Yani siz şöyle düşünmeyin. Fanusta bir balık şeyinde nedir? Akvaryumda bir balık yetiştirdiğinizi düşünün. Bir de şunu mu anlıyorum? Gölde balık yetiştirdiğinizi yani düşünün. Yani şunu anlıyorum herhalde dediğini doğal ortamında derken ülkemize yetişen çok değerli mühendisler var fakat teorik var. Onlar işin başına geldiğinde bir acemilik çekiyorlar ama siz diyorsunuz biz bunu okuldan mezun olur olmaz uygulayabilir. Şöyle bir sloganlar var bizim okulun. 4 yıllık tecrübeli mühendis. Evet gördüm onları incelerken. Çok yeni mezun 4 yıllık tecrübeli mühendis. Evet tecrübeli mühendis çok güzel. Evet. Peki hangi alanlar var teknik üniversitede? Şimdi bizim teknik üniversiteyiz. Bizim esas odaklandığımız başlıklar biliyorsunuz teknik başlıklar, mühendislikler var. Makina, elektrik, elektronik, yazılım, bilgisayar. Yenile malzeme, yeni bölümlerimiz açılacak inşallah. Bu sene şeyden çıktı. Malzeme bölümü olacak. Meslek yüksekokulumuzda yine bunların benzeri şeyler var. İşte lojistik gibi. Yani sanayiye ihtiyaç olan başlıkların hemen hemen hepsi var. Şu anda 30 civarında başlığımız oldu. Programımız oldu. Yani bayağı da bir İçi dolu bir üniversite haline geldik. Taze yeniyiz biz ama kendimizi yeni kabul etmiyoruz. Neden? Yani 2 yıllık eğitimimiz var. Ama diyorsunuz. Biz 50 artı 2 yıl diyoruz. Yani o şimdi biz tecrübeyi oraya aktardık. Biz yeni başlamıyoruz. Yani işe yeni başlamış değiliz. Evet. Yani biz bütün o geçtiğimiz yılların 50 yılın içerisinde zaten eğitimin hem içindeyiz, hem sanayinin içindeyiz, hem son yıllarda meslek yüksekokulu vesaire. Dolayısıyla biz artık o kesintiyi kabul etmiyoruz. 50 artı 2'deyiz biz. Evet. Şimdi Sayın Başkan, geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi. Medyada da bayağı yankı buldu. Ben oradan hareketle geçtiğimiz günlerde Milli Gazete bir haberiniz çıktı. Adnan Öksüz'ün köşesinde dokunma ile ilgili bir başlık atılmıştı ama orada sizin üniversitenin bazı özelliklerini işte 15 bin fabrikalı akademi, 200 bin çalışana o dediğiniz talentta bir kampüs da sizin ifade ettiğinizi özetliyor ama orada bir şey dikkatimi çekti. Aynı diyor bir
biraz önceki mühendisi şöyle cümleyle tanıtmış. Herhalde siz de kabul edeceksiniz bunu. Diyor ki mezun olan diyor mühendis diyor tıp fakültesindeki intern gibi diyor mezun oluyor. Aynen. Yani işe yabancı uçak. Orada hasta şey ilişkisi gibi burada da iş ve şey ilişkisini işte usta çırak ilişkisini. Evet. Onu ortaya koymuş ve evet. Güzel bir yazı. Teşekkür ederim kendisine. Önemli bir katkı. Aynı zamanda önemli bir cümle de şurada rektörünüzün cümlesini almış. Ali Koç ve Güler Sabancı dahil herkes meslek liselerine çocuklarını gönderebilecek yeterlilikte demiş. Sizin idealinizi buraya yansıtmış oluyor. O zaman şöyle devam edelim. Geçtiğimiz günlerdeki o programla, çünkü vakit hızla ilerliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hem OSTİM'i hem de Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Orada ilginç şeyler var. Ve ekrana da Alpay Bey onu veriyor sağ olsun. Şimdi orada mesela %100 elektrikli metrobüs benim dikkatimi çeken tamam. şeylerden bir tanesi. Onunla ilgili neler diyeceksin bu ziyaretle ve izleyicilerimize? Tamam, atlamadan önce Adnan Öksüz Bey'e çok teşekkür edelim. Evet. Yazdıklarından hakikaten dolayı. Hakikaten önemliydi. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim o elektrikli otobüsün öyküsü şöyle. Şimdi demin söyledim ya, bizim Arus Rail evet. Sistemler diye bir kümelenmemiz var. Bu evet. kümemizin üyelerinden bir tanesi de bu. Sadece OSTİM'i kapsayan değil, aynı zamanda tüm Anadolu'yu kapsayan bir küme bu. Evet. Yani burada OSTİM'li firmalar, Ankara'lı Anlasın firmalar, değil. Bütün Anadolu'daki firmaların tamamı burada var. Ama bu firmalar üretici firmalar. Evet. Burada ithalatçılar yok, burada tüccarlar yok, ağırlıklı ve hepsi bunların üretici firmaları. Şimdi bu firmamız, bu elektrikli otobüsü yapan firmamız bizim üyemiz. Aynı zamanda OSTİM Teknik Üniversitesi ile de biliyorsunuz bir işbirliği protokolü yaptık. Bu otobüs öyle gündeme geldi. Bu aslında fiilen OSTİM'de yapılan bir otobüs değil ama OSTİM'in de katkılarıyla Ankara'lı bir firmamız tarafından yapılan ve evet. Avrupa'da onlarca şehirde çalışan bir otobüs bu. Yani yeni yapılmış değil. Yıllardır bu otobüsü bu firma yapıyor. Evet. Bu bir Türk firması. Bunu dünyada bir numara bu firma. Yani bunu yaptığı elektrikli otobüsler şu anda menzil olarak 300-400 kilometrelik menzil yapabiliyor bir şarjla. Dolayısıyla biz bu firmanın ürünlerini sadece siz bizim OSTİM'de gördünüz. Evet. Biz bunu aynı zamanda Almanya'da, Berlin'de bütün dünyanın katıldığı sanayi fuarında bindik bu otobüse ve bütün emsalleriyle beraber orada bunun şeyini gördük. Harika, evet. Dolayısıyla bu bizim gurur duyabileceğimiz bir Ankara firmamız, bir Arus firmamız. Bununla gurur duyuyoruz. Ve Türkiye'de de birçok belediyemizde de şu anda çalışıyor bu makineler. Bu otobüsler çalışıyor. İstiyoruz ki daha çok yerde çalışsın, evet. daha çok yerde faaliyet gösterir. Buradan da duyurmuş oluyoruz. Bu. Aynı zamanda bu otobüsü yapan firmamız hafif metro aracı. Kayseri'deki mesela hafif metroları yapan, evet çok güzel. %100 yerli olarak yapan evet. bir firmamız. Malatya'daki elektrikli otobüsleri yapan firmamız. Elazığ'da bunun yine şeyleri var. Şu anda söyleyemiyorum. Diğer evet. illerde de vardır. Evet. Dolayısıyla biz aynı zamanda bu firmayla gurur durduğumuz için bu otobüsleri de böyle OSTİM'de Ankara'da bir şey yapalım, bir evet. gösteri yapalım diye. Şu anda otobüs bizim OSTİM binamızın önünde duruyor. Evet. Teşhir ediyoruz. Evet. Önümüzdeki günlerde de inşallah OSTİM Teknik Üniversitesi'nin öğrencileriyle beraber Ankara'da bir tur atacağız bu otobüste. Evet. Bu farkındalık oluşsun. Peki bir başka şey de burada bu otobüs Arus raylı sistem entegrasyonu inşallah daha da gelişir. Buradan yetkililer duyar ve evet. dolayısıyla daha çok kullanılır inşallah. Çünkü bunların teşvik edilmesi, desteklenmesi evet. gerekiyor. Ülkemiz için önemli. Tabii. Önemli katma değer değil mi bu? Tabii ki. Bu katma değeri yüksek bir ürün. Ve dünyada işte teknolojik evet. şu anda teknolojinin geldiği en son noktada üretilmiş bir ürün. Bütün dünyada şu anda biliyorsunuz elektrikli araçlara doğru gidiyor. Peki bu üniversite sanayi işbirliği modeli olarak nitelenecek üniversitenizin birçok alanda medikal de dediniz. O medikal alanda da bazı çalışmalarınız var. Onlardan da bahseder misiniz? Medikalde de işte bizim firmalarımızın bu ürettiği ürünler çok kıymetli. Evet.
hastanenin bütün ekipmanlarını firmalarımız yapıyorlar. Dünyanın birçok ülkesine buradan ihracat yapıyorlar. Evet. Ve bunların birçoğu da yine bizim Austin bölgemizde faaliyet gösteren firmalar. En son yani ilginç olan bir şey yaşadık. Şu anda dün de beraberdik, kızımızla beraber. Şu anda Türkiye'de yapılan aşı çalışmalarının sertifikasyonunu yapan tek aşı özel sektör firması Austin'de. Aşı altında. Türkiye'de yapılan evet. Aşı çalışmalarının sertifikasyonunu yapan firma Austin'de. Ve siz ona destek sağlıyorsunuz. Bizim bölgemizde, bizim ODTÜ evet. Teknopark'ın Austin'deki evet. kampüsünde yapıyor. Biz de tabii onların yaptığı bu başarılardan şey alıyoruz. Evet. Hissedar oluyoruz onlara, gurur duyuyoruz. Yani böyle aklınıza, hayalinize gelmeyen şeyler, yetenekler var. Yani hiç biz de sonradan keşfet ediyorsunuz. Biz de sonradan keşfediyoruz. Biz nasıl keşfettik? Sanayi Bakanımız kalktı bu firmayı ziyarete geldi, öyle keşfettik. Hmm. Meğer bu kızımız orada gerçi yeni gelmiş ama burada bu faaliyetleri sürdürüyormuş mesela. Evet. Bizim de yeni haberimiz oldu ama bu Türkiye'de tek firma. Şöyle diyebilir miyiz? Hem de mesaj verelim izleyicilerimizden bu alanda. Yani bir şeyler üreten, icat eden sizinle direkt temasa geçsin, gerekli desteği veriyoruz diyorsunuz. Aynen. Bu harika bir aynen. şey. Peki ben bu anlamda katma değeri çok yüksek bir alanla ilgili benim de edindiğim bilgiler çerçevesinde mesela nedir o Austin Tech laboratuvarlarında robotik çalışmalar. Şimdi bu alanda neler var onları da izleyeceğimiz aktarım. Çünkü bu alanı biliyorsunuz çok fazla katma değeri ve biraz da biz bu alanda yeniyiz. Neler yapıyorsunuz? Şu anda burada bizim teknoloji geliştirme bölgemiz var dedim biliyorsunuz. Burada bizim şu anda faaliyet gösteren 120 tane firmamız var. 120 firma. ODTÜ'deki kini de biz tabii Austin kabul ediyoruz. 60 tabii. tane firma. 180 tane teknoloji firması şu anda Austin'de faaliyet gösteriyor. Bunların içinde robot yapanlar, insansız hava aracı yapanlar. Yani her alanda teknoloji firması evet. bunlar. Yani biraz demin söylediğim hani klasik şey üretimi yapan firmalar değil, nitelikli akıl teri gerektiren işleri yapan firmalarımız. Evet. Şimdi iddialı bir şey söyleyeyim size. Belki biraz sansürleyerek söyleyeyim. Şu anda Karabağ'da Türkiye Cumhuriyeti ordumuzun yaptığı evet. başarılı çalışmaların şeyini yapan şey Austin'de faaliyet gösteriyor. Orada yapan bir ürünümüz gitti, orada şeye katıldı hocam. Oradaki evet. şey altında Austin'in imzası. O bir imzası. Ekranda bir şey gördünüz ya, böyle bir şey işaretlediler, evet, onu evet, böyle evet. şey yaptılar. O ürün Austin'de yapıldı. Evet. Peki, bununla iktifa edelim. Peki, ben bir başka katma değeri yüksek alanla ilgili yine bilgi rica edeceğim. O da şu, artırılmış gerçeklik. Orada da ekrana verdi herhalde biraz önce Alpay Bey. O da nedir? O şu anda bizim Austin Teknik Üniversitemizin bir laboratuvarı var. Evet. Bu artırılmış gerçeklik tabii yine zamanın evet. teknolojileri. Evet. Yani size dokunmadan, şey yapmadan sanal ortamda gerçeği size yaşatıyor. Yani siz sanki onu mesela otomobili tamir ettiriyor size. Evet. Siz bir gözlük takıyorsunuz. Hı. O gözlükle siz otomobilin sanki dokunuyorsunuz. Sanki o parçaları görüyorsunuz, açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Eğitim için önemli bir araç bu şu anda. Evet. Sizi gerçeğe yaklaştırıyor. Yani sizi gerçekle adeta buluşturuyor. Evet. Peki. Şimdi yine böyle bir laboratuvar şu anda Austin Teknik evet, Üniversitesi'nde var. Şu an ekrana da verdi onu Alpay Bey. Şu aygıtlarla diyorsunuz bu hem tıpta hem sanayide her alanda artık kullanılabilecek bir teknoloji. Tabii ki. Sınırsız evet. bir şey var bunun. Kullanım alanı var. Birçok yerde kullanılıyor bu işte şeylerde
savunma sanayide. Özellikle. Evet, şeyde, sağlıkta. Sağlıkta, evet. Eğitimde. Doğru. Bu parçaların sökme, takma, üretimi, simülasyonunda kullanılıyor. Peki, şimdi vakit hızlı ilerliyor. Ben yine geçtiğimiz hafta bir etkinliğiniz vardı OSİM Teknik Üniversitesi'nde. Fahri Doktora, oraya evet. geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Evet. Çok önemli hocalarımıza Fahri Doktora beratı tevcih edildi. Onlardan bir tanesi Profesör Doktor Nevzat Kor hocamızdı. Allah ona sağlıklı uzun ömür versin. Bir de siyaset ve devlet adamı Recai Kutan Bey'e yine Fahri Doktora belgesi takdim edildi. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü önemli bir şeydi. Ülkemize değer katan, evet. Hakikaten önemli insanları fark edip onları, bu ihtiyaçları yok tabii evet. ki, daha fazlalarını hak etmişler. Ama siz bunu ilk defa, ben böyle bir şekilde bir adeta kenarda unutulmuş olan bir değerli, bu değerli büyüklerimizi adeta topluma yeniden tanıttınız. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi o tabii bunları fazlasıyla hak eden büyüklerimiz onlar. Elbette, şüphesiz. Mesela Recai Bey bizim de hayatımıza dokunmuş insanlardan bir tanesi. Aynı zamanda tabii akademik camiada da bunların yaptığı hizmetler, şeyler sonradan da olsa fark ediliyor. Yani Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine bunlar ömrünü, yüreğini koymuş insanlar, evet. bu nesil. Yani evet. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani kendisi için yaşamamış bu insanlar. Evet. Yaşatmak, başkalarını yaşasın diye bütün ömürlerini vermişler. Tabii rektör hocamızın da büyük gayretleriyle. Evet, onu da tebrik ediyoruz. Onun emekleri bu. Evet. Yani onlar bu akademik olarak tabii bunu şey yaptılar, tespit ettiler. Biz de çok memnun olduk. Yani o günkü törenden ben de çok etkileyiciydi gerçekten. Yine bir büyüğümüz orada İdris Yaman, Allah rahmet eylesin. Bunlar hep İstanbul evet. Teknik Üniversitesi'nin bu nesli, zaten hemen hemen çoğu yani evet. ülke kalkınmasına evet. kendini evet. adamış evet. insanlar. Evet. Tabii Recai Bey istisnai bir abimiz. Yani bizim, ben işte o Sanayi Bakanlığı süreçlerinde falan bu nesille çalıştınız değil bu mi? Bu nesille ben temas ettim. Yani bunlar bizim bir kısmı hocamız oldu. Bir kısmı bizim yöneticimiz oldu. Yani bunların şeyine bizim emekleri var bizde. Allah razı olsun. Nevzat hocamı yine tanıyorum. Evet. OSİM'de de biz beraber Nevzat hocamızla bir takım şeylerimiz oldu, faaliyetlerimiz oldu. Ve bunlar istisnai insanlar. Yani bir de yani marifet iltifata tabidir. Bu abilerimize bir vefa şey olsun, tabii. bir sembol olsun. Tabii. Başka üniversitelerde buna benzer şeyler, yani bir teşvik olsun diye hocamız bunları yaptı. Biz de çok memnun olduk. Gerçekten fazlasıyla bunu hak eden insanlar bunlar. Allah ahirete intikal eden büyüğümüze Allah rahmet eylesin. Amin. Nevzat hocamıza da, Recai abimize de Allah uzun ömürler nasip eylesin. Amin. Burada şöyle anlıyorum, bu programın herhalde özel bir manası var. Bu hizmet edenleri, yani onların buna ihtiyacı yok. Onu yok. ifade ettiniz. Yok, zaten ya. Profesör zaten. Evet. Yok, şu anlamda da gelecek nesillere bunların yaptıklarını aktarabilmek. Ben şahsen çok etkilendim o programda. Evet. Evet. Özellikle hayatlarını dinlediğinizde. Evet. Gerçekten, ama orada bir şey çok dikkatimi çekti. Siz ne diyeceksiniz onunla alakalı? Dikkatimi çeken husus şu: çok çalışmaları. Evet. Mesai mefhumuna bağlı kalmamaları. Ya işte bunlar idealist insanlar. Yani başkası için yaşayan ve yüreğini koymuş. Yani kendini adamış diyoruz ya. Evet. Ya bu böyle parayla, pulla, şeyle yapılabilecek bir iş değil. Yani değil. Yani buna inanmış. Değil mi? İnanmak. Ya bunu ibadet gibi yapıyor adam. Yani bunu hayatının yaşam tarzı yapmış bunu adam. Ve bunlar etrafında sadece tek başına insanlar değil, bunların dokunduğu yüzlerce, binlerce insan oluşuyor etrafta. Ne diyorum? Bak, o nesil bana dokunmuş. Ben onun şeyindeyim. Siz de onu şu an gelecek nesile aktarıyorsunuz. Bize ne kadar yaparabiliyoruz onu ben bilmiyorum. Ama bu insanlar bize dokundular, onu söylemek istiyorum. Evet.
Ve bunlar böyle şey, bir çıkar bir şey beklentisi olarak değil. Mütevazı insanlar. Ülke için, Allah rızası için, efendim ibadet için, yani bu esas kıymeti burada bunun. Yoksa parayla, pulla, maaşla, şeyle hani yaparsanız bu değil yani. Bu değil. Bu anlamda hakikaten mesela orada atanmış olduğu görev münasebetiyle Diyarbakır'a gidişinde bahsetmiş olduğu husus gerçekten çok manidar. Evet. Recai Bey'in vali bir genç olarak diyor, beni karşısında görünce beni meşgul etme. Tamam. Benim bir önemli bir konuğum var. Tamam. Deyip de o kadar mütevazı bir şekilde işte o beklediğiniz efendim benim. Evet. Deyip de valinin beni kucaklaması, onun hatırasını. Evet. Anlatması da etkileyici idi. Evet. Siz burada mesai mefhumundan ziyade topluma, ülkeme ne katabilirimin derdinde olduğunu hissettirdiniz. Aynen. Değil evet. Mi? Evet. Evet. Onu gelecek nesillere bu tip rol model olabilecek, topluma. Evet. Rol model olabilecek. Çok özel parası önemli. Var, çok binası var, çok bilmem, o değil. Evet. Bu insanlar esas ülkeye şey veren, katkı sağlayan. Katkı veren, evet. Ve karşılıksız, beklentisiz. Evet. İş yapan insanlar, bunlar kıymetli. Yoksa sen kendin için bina yapmışsın, sen kendin için bilmem para kazanmışsın. Yani elbette onun da belki birilerine faydası olacak ama evet. Bu kendisi için yaşamamış. Başkaları için, yaşatmak için yaşamış. Güzel bir cümle. Peki süremiz 1-2 dakikamız kaldı. Sayın Başkan, ben çok şey öğrendim. O kadar çabuk mu geçti? Geçti. Son cümlelerinizi alacağım ama burada üniversitenizi merak eden şimdi bir genç izleyicilerimiz de muhakkak var. Onlara ne önerirsiniz? Burada girişimcilik kısmını önemsediğim için altını çizmek istiyorum. Yani okulunuzu bu yönüyle beğenmiş, girişimci ruhu var, sizin okulunuzu tercih etmek istiyor. Ne gibi imkanlar, neler bekliyor? Ya bizim üniversiteye, ben tabii üniversiteye seçen gençlerle ve ailelerle çok yakın görüştüm bu şey. Hmm. Özellikle şey aşamasında. Yani adam Bursa'dan gelmiş, bizim üniversiteye işte bakmış etmiş. Biz, ya niye geldin diyorum, ya seni ne getirdi buraya diye soruyorum. Tabii girişimci ruhu olan çocuklara çok şey olmuş bizim üniversite. Yani dikkatini çekmiş. Hmm. Yani bir iş yapmak isteyen, elini işe dokundurmak isteyen, hali hazırda mevcut olarak zaten bir şeyleri yapmaya çabalayan insanlardan bir tanesi. Bizim öğrencilerimizden bir tanesi şeyde Nevşehir miydi? Tek şeyde bu robot yapmış. Tarım ilaçlama şey robotu yapmış. Bizim üniversitede. Bu çocuk bunu yapmak için gelmiş bize zaten. Hmm. Zaten girişimci. Bursa'dan birisi, şeyden birisi. Yani bu ortamı hazırladınız. Özellikle yani aradığı şey bu çocuğun. Bizim şey, bizim konsepti arıyor. Bizim tasarımı arıyor çocuk. Ve o tip insanları biz istiyoruz. Zaten sen hani böyle elini işe değmeyeceksen, bu sana şey geliyorsa, sen abi süslü yerlere git. Hani burası sana göre değil. Ama sen işe dokunmak istiyorsan, gerçekten iş yapmak istiyorsan, firma bilmem ne, mezun olduktan sonra bir iş kurmak istiyorsan, yani biz emri amadeyiz. Zaten biz böyle bir ortamı bulamazdık diyorsunuz. Kapıdan çıkıyorsun, firmaya dokunuyorsun. Harika. Kapıdan çıkıyorsun, ne bileyim. Bir de bizim ekosistemimiz zaten sizin iş yapmanıza o kadar şey ki, şu anda bizim bir teknoparkımız. Teknoparkımız da bizim diğer teknoparklardan farklı. Teknoparkımızın altında 1000 metrekarelik bir alanda ortak kullanım atölyesi var. Hmm. Bir fikriniz varsa, bu fikrinizi hayata getirmek için her şey orada. Gel orada, ne istiyorsan, aklına ne geliyorsa gel yap. Evet. Ticarileştirmek mi istiyorsun? Buyur. Firmalar orada. Orada. Peki. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok güzel bir program oldu. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Sevgili izleyiciler, geldik bugün de Eğitim Dünyamız programının sonuna. Eğitimin gerçekten üretim ve sanayi boyutunu, çok önemli boyutunu konuştuk. Sizler adına da Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.